Sen nereden duydun? Annem seni takip ettirmiş. Gerçekten mi ya? Sen de bundan şüphelenmemiş miydin? Mehmet bak, ben seninle konuşacaktım bebek konusunu ama cesaret edemedim, yani söyleyemedim. O anda öyle saçma sapan bir şey uydurdum. Ben nereden bileyim gerçekten böyle bir şey yapacak? Ben de anneme kızdım. Karıma güveniyorum dedim. Senin böyle bir şey yapacağın aklımın ucundan bile geçmezdi. Sen nasıl yaparsın bana böyle bir şey? Nasıl söylemezsin Aslı? Aklım almıyor. Benden habersiz o masaya nasıl yatarsın? Evet tamam. Bağırma. Tamam sakin ol. Korktum diyorum ya. Korktum, neyini anlamıyorsun? Anlamıyorum Aslı. Anlamıyorum, anlamayacağım da. Neyini anlayayım bunu? Özür dilerim. Yapıp benden özür dileme. Bu diğerleri gibi bir şey değil. Bunun açıklaması yok, bunun izahı yok Aslı, yok! Sen beni bitirdin şu an. Bir dinlesen beni, anlatacağım sana, bir dinle. Neyini dinleyeceğim Aslı? Ben senin hangi sözüne güveneceğim bundan sonra? Ben sana arkamı dönüp nasıl gideceğim? Tüy gibi koyuyorum, beton gibi düşüyor ya. Bu ne ürkünç bir sessizliktir. Allah hayırlara çıkarsın. Çıkarmıştı zaten. Ne oldu ki sonra? Dün farfara diyorduk, bugün korku filmi çekiyoruz ya. Yemin ediyorum, böyle sanki ensemden biri gelecek. Böyle hop diye yutacak gibi geliyor. Allah'tan gözlüklü değiliz. Gözlük mü? Öyle oluyor ya. Korku filmlerinde... Önce ya şişmanlar ya gözlükler gidiyor. Biz risk grubundayız. Kızım ensemden ürpertme beni. Hiç sevmem ben korku filmi, korkarım. Ama çoya zaten. Niye korkmak için korku filmi izliyoruz he? Film dediğin eğlence içindir. Ya abla biz burada korku filmi çekiyoruz. Sen ne diyorsun? Lafı aldın oradan oraya şey yapıyorsun. Ne alakası var? Bu nasıl olacak adam? Mehmet, bir konuşabilir miyiz? Bak lütfen izin verir misin? Ne olur. Anlatmama izin verir misin? Bir sakince oturup bir yerde konuşalım eve girmeden. Lütfen. Mehmet lütfen. Artık Aslı sana emanet. Gözünü üzerinden ayırma. Bir tane de şoför ayarlayıp yanında olsun. Dışarıda beklemesi bile yasak. Mehmet ne diyorsun? Bundan sonra annem ne derse o. Başına buyruk davranmak yok. Delirdin sen iyice ha. Delirttin beni. Bak öfkeni anlıyorum. Ama sınırını aşıyorsun. Bu sınırları yerle bir eden sensin. Ne oluyor be? Kıyamet mi kopuyor? Ne fazla oluyor Aslı? Ne oluyor Fatoş burada? Senin itiraz etme hakkın bitti. Vallahi de gülmem de Mehmet Bey kalmıştı. Anlaşıldı. Seninle konuşulmuyor bugün. Sakinleyince konuşalım. Ben gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hemen odana çık. Kolumu bırak. Durumu daha da zorlaştırma. Sana odana çık dedim. Oğlum ne yapıyorsun? Sakin ol. Sakin ol mu? Bu halimizin sebebi sizsiniz. Bir de sakin ol mu diyorsunuz? Hayır Aslı. Bu durumun sebebi sensin. Bir de utanmadan anneme hesap mı soruyorsun? Bana niye kavgasını ediyorlar ya? Hepimizin sinirleri çok bozuk. Kabahatini bilmek erdemdir. Hadi kızım. Annen müdahale etmeseydi ben zaten seninle konuşacaktım. Farcisi beni nasıl takip ettirirsiniz ya? Aslı ben sana nasıl güvenecektim? Olayları biliyorsun zaten. Ya konuşturma şimdi beni burada. Hadi çık odana kızım. Konuş anne. Daha ne var? Bilmediğim daha ne var Aslı? Aslı susma! Çıldırtma adamı, bir şey söyle! Senin her şeyi konuştuk, bilmediğin bir şey yok. Mina olsun, altınlar olsun. Aslı'nın defteri zaten kabarık. Sen hala anneme nasıl kızabiliyorsun ya? Ya son anda vazgeçmeseydin? Ya vazgeçmeseydin Aslı son anda? Annem olmasa bir bebeğim olduğundan bile haberim olmadan devam edecektik, öyle mi? Burada şu an yargısız infaz yapılıyor. Belki beni kimse dinlemiyor veya anlamıyor. Ben burada durmak istemiyorum. Aslı! Aslı! Aç şu kapıyı. Sabrımı zorlama Aslı. Hemen odana gidiyorsun. Mehmet, ne yaptığını sanıyorsun ya sen? Çek elini, aç kapıyı. Açılmayacak bu kapı. Mehmet, ne yapıyorsun? Ya kapı kilitlemek nereden çıktı? Ne yapıyorsun? Ben gitmek istiyorum buradan. Açar mısın? Şu anahtarı verir misin? Kanundur, çocuğunla hiçbir yere gidemezsin.